Merhaba, Eksik 10 hoş geldiniz. Bugün ikinci defa çok değerli bir konuğumuzla beraberiz. Kendisi ikinci defa bize beraber. Umarız daha sık beraber olur. Sevgili Tayfun Atay'la beraberiz ve Oğlak yayınlarından çıkan, şu anda elimde tuttuğum Doğadan Doğaya adlı derleme, yani farklı derlemelerden oluşan doğa, kültür, insan üzerine derleme kitabı üzerine söyleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar merhabalar. Birlikte olmaktan tekrar ben de büyük bir mutluluk duyuyorum. Nazar değmesin. Böyle devam edelim. Hocam tekrardan çok teşekkür ederiz. İkinci kez konuk oluyor. İlkinde çok çok keyif almıştık. Böyle güzel şeylere vesile olduğunuz için ve bizim programın da içeriği zaten çok sizin içeriklerle benzer içerikler, bir kere büyüğümüz olarak da çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Aynı zamanda da az önce konuştuğumuz gibi yeni çıkacak kitabınızı da heyecanla bekliyoruz. Az önce yayın öncesi konuşmuştuk. Onun üzerine umarım bir yayın yapabiliriz. Yani sizi o kadar seviyorum ki sürekli programda olmak için habire kitap yazıyorum, Siz yeter ki programa çıkın, biz her türlü şekilde kitaplarınızı okumayı istiyoruz. Şöyle istiyorsanız, şu anki bu Doğadan Doğaya kitabınızla ilgili şöyle bir soruyla başlamak istiyorum izninizle. Kitabın ismi çok hoşumuza gitti bizim Ömer'le, Doğadan Doğaya. Neden bu ismi seçmek istediniz ve hakikaten Doğadan Doğaya gelişim bize ne anlatıyor? Bununla başlayabilirsek çok seviniriz. Yani antropolojik birikimin sonucu olarak geldiğim nokta biraz böyle insanlık tarihini spotlarla tarif etmek gibi bir huyum var benim. Biraz bu hocalık tabii öğrencilere dersi başlangıçta hemen sevdirebilmek, ilgilerini sağlayabilmek için böyle spotlarla girmek, hele ki bugünün dünyasında görselliğin her şeyin önünü aldığı ve çok büyük rakipleri hocaların karşısına çıkardığı bir dünyada rol modeller olarak gerekli aslında. O yüzden mesela insanlık tarihini anlatırken pek çok başlıklarla giriş yaparım. Bu derim, insanlık tarihi mağaradan mağazaya bir yolculuktan ibarettir. Yani işte mağara ilk evi insanın, ama bugün AVM'lerde yaşar hale gelmiş bir insanlık var. Yani mağaradan mağazaya. Yani bir taraftan da şempanzelerden peygamberlere bir yolculuktur demek mümkündür insanlık tarihi için. Yani insanın bir çıplak maymun olarak, bir biyolojik varlık olarak içerisinde bir parçası olduğu doğadan kültür dolayımıyla kopup işte bir doğaüstü varlık tasarımlarına doğru yol alması, dolayısıyla işte büyücü, şaman, peygamber, bu tür dinsel varlıkların, insan yaşamının, dille ilişkili varlıkların insan yaşamının bir parçası olması. Dolayısıyla şempanzelerden peygamberlere bir yolculuk da denilebilir. İşte bu çerçevede bununla da aslında bu son söylediğimle de bağlantılı olarak insanlık tarihi doğadan doğaya bir yolculuk olarak da tarif edilebilir, tartışmaya açılabilir en azından. Elbette söylediklerimin hepsi de tartışmaya açıktır. Bunun da hedefi şu: sonuçta doğadan, biraz önce söylediğim gibi, kültür dolayımıyla bir kopuş yaşayan insan, doğaya tabi olmaktan çıkıp doğaya hakim konuma gelen insan, bütün canlı varlıklar için doğanın kendi yaşamlarında işgal ettiği yeri, önemli yeri, kuşatıcı, koruyucu yeri terk ediyor ve kendi varlık alanında bir boşluk ortaya çıkıyor. Diğer canlı varlıklar için doğa neyse, aslında insan doğadan kopuşla birlikte kendisini yeryüzünün hakimi kılma gibi bir yanılsamaya, hele ki bugünden bakıldığında bu çok daha belirgindir, bu küresel iklim krizinin yaşandığı günlerde, böyle bir doğanın hakimi olma yanılsamasına düştüğü noktada yine de kendi hayatında bir boşluk hissediyor. Yani doğanın bıraktığı bir boşluk hissediyor. İşte o doğanın bıraktığı boşluğu, yani canlılar için doğanın kuşatıcı özelliğini taşıyan, kuşatıcı önemini taşıyan bir varlığı kendinden hareketle
tasarımlayarak işte antropomorfik tanrılara, tanrıçalara yöneliyor. Tabii arada bir doğayla daha iç içe inanç sistemleri de vardır. Yani paganizm gibi, totemizm gibi, animizm gibi inanç sistemleri de vardır. Ama tam bir kopuş sağlandığı noktada, özellikle tarım devrimi sonrası süreçte Alp, hem tanrılar, tanrıçalar, hem daha sonra tek tanrı tasarımına yönelmesi insanın, bütün bunlarda ağırlıklı olarak antropomorfik, yani insan biçimli varlık tasarımlarına doğru gidiyor insanın serüveni. Şimdi bunun sonucu olarak da aslında kendi yarattığı tanrılar ve o tanrılarla doğanın boşluğunu dolduruyor. Ve o tanrılara doğadan karşıladığı bütün ihtiyaçlarını artık o tanrılardan, tanrıçalardan karşılama yolunda bir yakarı yoluna gidiyor. O yakarı dua işte. Dolayısıyla doğadan uzaklaştıkça, doğadan koptukça duaya daha yoğun, daha etkin, daha yeri doldurulamaz hayati bir yönelim içerisine giriyor. Bu anlamda doğadan duaya başlığını koyduk. Alt başlığımız da inancı gözlemlemek. Elbette doğadan duaya bu yol alışı sorunlu bir yol alışı olarak değerlendiriyoruz. Kitabın esası da siz okudunuz, biliyorsunuz. Bunu bir sorunsal olarak değerlendirmekten yana ve bugün çıktığı noktada, yolunun çıktığı noktada insanın aslında kendi yok oluşunu da içeren bir küre, bir yeryüzü kıyametine yol açmış olması, o noktaya gelmiş olması, daha belki çarpıcı bir başlıkla bizi dinleyenleri yorduk biraz, diyebiliriz ki insanın yeryüzünün kanser hücresi haline gelmesi. Ama biliyorsunuz kanser hücresi sonunda organizmayı yok ettiği gibi kendini de yok edip gidiyor. Ya gerçekten günümüzün en herhalde önemli, gençlerin de en çok kafa yorduğu, mecbur kaldığımız, artık sorunların başında geliyor bu. Doğaya hükmetme meselesinin en çok yaşandığı, küresel ısınmayla, ekosistem sorunlarıyla, çevre felaketleriyle. Ve bir de bunun karşısında hala ilerleme düşüncesi, harika gidiyor, savaşlar bitti gibi bir düşünce silsilesi görüyoruz. Şununla kitaptaki aslında birleştireceğim. Segovia'da İspanya'daki şeytan heykeliyle birleştireceğim. Oradaki şeytan heykeliyle ilgili harika bir deneme var. Ve doğayı seven orada pagan cadılar 15. 18. yüzyılda milyonlarcasını katledildiğini biliyoruz. Bir tanesi demin Tayfun Hoca'nın belirttiği doğayla iletişimini bitirmemiş insanlar. Diğerleri ise işte kapitalizmin ilk evrelerini, hatta işte erken belki modernite diyebileceğimiz dönemlere kadar gelen bir kapitalizm çatışması var. Bir anda hala doğaya gidenler ve onların şeytanlaştırılması. Bu konudan biraz böyle bahsedebilir misiniz? Harika bir denemeydi o. Çok teşekkür ederim. O zaman başlığı da gösterelim izninizle ki durum, ortalık biraz daha provoke olsun. Şeytan en masumumuz. Bilmiyorum, ekranda şu anda görünüyor mu? Görünüyor, görünüyor. Gayet güzel. Bu İtalya'da, Segovia'da bir şeytan tasviri, heykeli çok sempatik yapıldığı için inananlar tarafından tepkiyle karşılanmış. Şeytanı nasıl bu kadar sevimli resmedersiniz diye. Halbuki Ömer, çok ilginçtir bu nokta. Şeytanı alabildiğine kötücül resmetmenin, tasvir etmenin sonucu aslında ona farkında olmadan bir azamet yüklenmesi oluyor ve satanizmi en fazla kışkırtan bunun tam tersi, şeytanı son derece korkunç, dehşet verici bir varlık olarak tasvir etme
girişimi. Yani işte Orta Çağ döneminde tasvirlerde bu şekilde yer alması, sonrasında da bu korkunçluğun yarattığı bir ilgi var şeytana ve satanizmin tabii bir boyutunun çıkışının bu olduğunu söyleyenler de vardır. Halbuki burada aslında şeytanı çok sevimli, işte gülünç, komik bir karakter olarak resmediyorlar ve bu aynı zamanda onun iktidarının da bir şey söyleyeceksin. İktidarının da soğurulması anlamına geliyor, hafifletilmesi anlamına geliyor. Yani ondan korkuyu ancak böyle yok edebilirsiniz. Ama sonuçta bunu biraz daha böyle ne diyelim düz bir bakış açısıyla reddeden ve şeytanın böyle tasvir edilmesinden rahatsız olan çevrelerin tepkisi. Onun üzerine yazmıştım ben bu yazıyı. Böyle bir haber söz konusu olduğunda. Şimdi tabii senin söylediğin nokta Orta Çağ'da cadıların şeytanla işbirliği içinde varlıklar olarak değerlendirilmesi ve onun sonucunda aşağı yukarı 300 yıllık bir cadı katliamları vardır. Cadı avı olarak bilinen dönem Avrupa'da ve oradan Amerika'ya da devam eder, sıçrar ve cadıları şeytanla işbirliği içerisinde insanlara her türlü felaketi, kötülüğü getiren varlıklar olarak değerlendiren bir anlayış. Özellikle Katolik Kilisesi tarafından başlatılır. Protestanlar bunu devralır ve işte Avrupa topraklarında her tarafta salgınların, kıtlıkların, savaşların, bozulan düzenin, her şeyin sorumlusu olarak cadılar işaret edilir. Burada tabii şaşırtıcı olan şudur. Cadı olarak tanımlanan Wiccan inancı bu. Wicca deniyor. Bugün de temsilcileri var aslında dünyada. Bir paganik inanç sistemi, yani doğa tapımı. İşte bildiğimiz, başta da biraz söyledik, doğayı kutsal sayan, doğadaki her şeyi, ağaçları, taşı, suyu, toprağı, yaprakları, her şeyi, hayvanları kutsal sayan, doğanın bütününde aslında bir kutsallık olduğu inancı, panteizm. Yani İslam'da da karşılığı biliyorsunuz, Mutasavvıf İbnül Arabi'den, Muhyiddin Arabi'den kaynaklı olarak belirtilen vahdedi vücut anlayışıdır. Yani bütün kutsallığın, ilahi olanın bütün varlıklarda vücut bulması. Şimdi bu panteist inanç sisteminin içinde Ömer, şeytan yoktur. Şeytan semavi dinlerin bir ürünüdür. Yani şeytanı biz cadılara borçlu değiliz. Şeytanı biz İbrahim peygambere borçluyuz. Üç büyük tek tanrıcı dine borçluyuz. Onların içerisinden çıkan işte bir meleğin Tanrı'nın yarattığı insanı tanımaması, Tanrı'nın emrine karşı gelmesi sonucu lanetlenmesiyle ortaya çıkan bir figür, bir tasarım, bir ne diyelim kötü ruh tasarımı, öyle diyelim. Sonuçta cadılıkta bu yok. Ama Hristiyanlık kendi gücünün Avrupa'da yükselen burjuvazi karşısında 12. 13. yüzyıllardan itibaren artık 15. 16. yüzyıllarda bir taraftan matbaa devrimi, bir taraftan protestanlığın ortaya çıkışıyla birlikte giderek kitleler üzerindeki ekonomi politik iktidarının sarsıldığını hisseden Katolik Kilisesi, ki bu dönem aynı zamanda Avrupa'da büyük altüst oluşlarının yaşandığı, işte sözünü ettiğim bir takım salgınların, işte veba salgınının çok yaygın can aldığı, kıtlıkların görüldüğü, savaşların eksik olmadığı bir alt üst oluş dönemidir. Yeni bir hayat doğmaktadır, yeni bir dünya doğmaktadır. Eski düzen çatır çatır yıkılmakta,
kırılmaktadır. Bu süreç içerisinde kendi iktidarının sarsıldığını gören Katolik Kilisesi, paganik inanç sistemine sahip Avrupa'nın Hristiyanlık öncesinden mevcut olan doğa tapımı inançlarını hala kıyıda, köşede, ormanların derinliklerinde, işte dağların tepesinde sürdüren insanları köylerde bu şekilde bizdeki yani şifacı diyebileceğimiz, Lokman Hekim diyebileceğimiz pratikleri de gerçekleştiren büyücülükle Ömer paganizmin buluştuğu bir inanç sistemi, cadılık diye kötülenen Wicca olarak daha pozitif bir başlıkla ifade edilen bu inanç sisteminin pratisyenlerini şeytanla işbirliği yapan varlıklar olarak gösterip kitlelerin yükselen hoşnutsuzluklarını, rahatsızlıklarını, sisteme dönük öfkelerini cadılara kanalize ederek iktidarını Katolik Kilisesi, sonrasında buna Protestanlık da iştirak etmiştir, dini otorite varlığını, gücünü sürdürebilme yolunda insanları işte cadı diye, şeytanla işbirliği yapıyor diye suçladığı, bu şekilde etiketlediği varlıklara, insanlara karşı saldırtmıştır. Bu öfkeyi işte bir yaklaşık yani kimilerine göre 1 milyona kadar çıkıyor sayı. İnsanın çoğu kadın olan insanların yok edilmesine, katledilmesine yol açmıştır. Şimdi şeytan semavi dinlerde var. Şeytan İbrahimi dinlerde var. Şeytan doğa tapımını sürdüren inanç sistemlerinde yok. Yahudi Hristiyan geleneğin içerisinden çıkıyor. İslam'da devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla şeytanı bulamazsın paganik inanç sistemlerinde. Neden böyle hocam? Bir nebze daha açar mısınız? O, belki de ihtiyaçları yok değil mi? Hayır, ihtiyaçları yok. Tabii sonuçta doğayı kutsamak ve doğadaki bütün varlıkları, ki insan da bunun bir parçası olarak karşımıza çıkıyor, bütün varlıkları kutsal saymak, sonuçta insanın yapıp ettiği her şeyde bir takım olumsuzluklar söz konusu olduğunda, başına bir takım felaketler geldiğinde böylesi doğayı kutsayan topluluklarda Ömer, biz öyle kötü şeyler yaptık ki işte bu kutsal saydığımız güçleri üzdük, kırdık, incittik. O yüzden onlardan af dileyelim şeklinde bir yaklaşıma yol açıyor. Mesela Kongo'da Ituri yağmur ormanlarında yaşayan Mabutiler var. Pigme diye biliniyor, genel popüler adlandırılmaları öyle. Dünyanın en kısa boylu insan topluluğu, ama nasıl ki zenci demek uygun değilse, bir ayrımcılık ifadesini içinde barındırıyorsa siyah insan toplulukları için, pigme demek de aynı şekilde uygun değil. Kendilerine adlandırdıkları isim Mabuti. Mabutilerin bir orman inancı var ve başlarına kötü şey geldiğinde ormanı üzdüklerini düşünüyorlar. Ve ormana yönelik ilahileri var kendilerince söyledikleri. Burada işte bize her şeyi, işte sıcaklığı, barınmayı, yediklerimizi, içtiklerimizi, giydiklerimizi, merhameti, şefkati orman verir şeklinde bir ilahinin böyle durumlarda dillendirildiğini ve işte ormandan af dilendiğini, sen varsan biz varız, sen yoksan biz yokuz noktasına geldiğini görüyoruz. Şimdi bu işte doğa tapımı. İnsanın belki de Ömer bir canlı biyolojik varlık olarak, doğal varlık olarak hala kültürel yaratıcılığının söz konusu olmasına rağmen, kültürel yapıp etmelerinin söz konusu olmasına rağmen hala doğadan
tam anlamıyla yani uygar modern tırnak içinde uygar modern denilen insan kadar kopuş içinde olmadığı bir aşamayı bize yansıtıyor. Ve bu aşamada hala doğanın insan üzerindeki belirleyici etkisinin insan tarafından kabul edildiğini görüyoruz. Cadılar da öyleydi. Türkiye'de de vardır. Yani mesela Dersim'de karşımıza çıkar. Onunla ilgili de bir yazımız var biliyorsun. Yani panteistik, paganik inanç motiflerinin Dersim Aleviliğinde karşımıza çıktığını görürüz. Aslında Türkiye'de Alevilik bir Anadolu paganizmi olarak değerlendirilebilecek İslami motiflerin içerisine girdiği bir Anadolu paganizmi olarak değerlendirilebilecek bir inanç sistemidir bir bakıma da. Mesela orada işte Munzur Nehri'nin kutsallaştırılması söz konusudur. Düzgün Dağı kutsallaştırılır. Şimdi bugünün modern insanı biliyorsunuz bu tür dağa, taşa, ağaca tapmaları batıl inanç olarak niteleyerek küçümsemeyi tercih ediyor. Bunu tercih ettiği noktada işte suları, dağları, toprağı kirletmenin önünde de hiçbir engel kalmıyor. Ama toprağı kutsal sayan, ormanı kutsal sayan, ırmağı kutsal sayan insanlar o ırmağa plastik torbaları, poşetleri ya da işte hayvan gübrelerini dökmüyorlar. Ne zaman ki uygarlığımız bu tür inanç sistemlerini küçümseyip, kıyıya itip, kendince doğanın fethine yöneldi. Sonuçta modernite bir fetih harekatıdır. Ve bu fetih harekatı sonuçta dağıyla, taşıyla, toprağıyla, yeraltı kaynaklarıyla, suyuyla, insanlarıyla, hayvanlarıyla, bitkileriyle yeryüzünün fethine yönelmiştir. Sömürgecilik de bunun bir parçasıdır. İşte petrol arama, kömür çıkarma faaliyetleri de bunun bir parçasıdır. Doğal gaz da bunun bir parçasıdır. Siyanürlü altın aramaları da bunun bir parçasıdır. Bunu nasıl yapabiliyorsun Ömer? Doğayı kutsal olmaktan çıkardığın noktada bir inanç tasarımı olarak her şeyi yapabilirsin. O tamamıyla insanın kullanımına amade bir kaynaktır. Ve biraz önce vurguladığın gibi büyüme adına, kalkınma adına, kar adına ve insanı da eşref-i mahlukat ilan ettiysen her şeyi yapabilirsin doğaya. Hocam sonuç bu noktada bir şey sorabilir miyim? Çok pardon bölüyorum ama. Buyurun. Tabii şöyle bir şey soracağım. Peki bu doğadan kopuş, bu anlatıda gelen sizin anlattığınız az önceki insanın doğadan koparak devam ettiği ve geliştiği inanç pratikleri. Bugünkü maneviyatçı tepkilere baktığımız zaman, hani popülist tepkiler diyeyim ben ona. Burada bir onun da bir izleyi var mı? Yani o doğadan kopuşun, o yerine koyduklarımızın aslında bizi o doğada hissettiğimiz kapsayıcılık ve aidiyeti tam olarak yerine getirememesinden dolayı da böyle bir geri dönüş gibi de yorumlayabilir miyiz sizce? Elbette yani sonuçta modernitenin fetih harekatı olduğunu söyledim. Tam oradan devam edelim. Ama biliyorsun postmodernitede modernitenin bir iflas olduğunu, modernitenin bir hayal kırıklığı olduğunu, modernitenin bir yıkım olduğunu çok erken zamanlardan beri aslında. Yani modernliğin belki de en böyle altın çağını yaşadığı dönemde bile söyleyen, anlatan, değerlendirenler olmuştur. Yani mesela George Orwell bunlardan biridir. Edebiyat alanında diyelim. Arne Toynbee, tarihçi, İngiliz tarihçi bunlardan biridir. Foucault, malum hepimizin bildiği üzere Fransız düşünür bunlardan biridir ve bütün bunlar üzerinden aslında bu insanın kendine olağanüstü belki biraz da hastalıklı güveni ki
O güvenin karşılığı pozitivizmdir işte, değil mi? Pozitivist düşünce, pozitivist felsefe tam da böyle, yani işte insan aklıyla, bilim yoluyla, teknolojiyle daha ileriye, en iyiye, gelişmişe doğru gidecektir düşüncesi. Sınırsız bir ileriye doğru lineer yol alış, doğrusal yol alış bizi bir felakete getirdi. Yani çünkü yaşadığımız, nereye kadar ilerleyebilirsin? Yaşadığımız yeryüzünün bir sınırı var. Dünyanın sınırlılıkları var, kaynakları var ve bunları işte ileriye doğru yol alış arzusu içerisinde tükete tükete bugün geldiğimiz nokta işte bir küresel iklim krizi, korona, bütün bunlar. Yani koronanın da biliyorsunuz açıklaması, sonuçta insan öylesine yaban hayatının her yerine nüfuz ederek tüketti ki yeryüzünü, yaban hayatının kendini sürdürebilme imkanı kalmadı ve insanla iç içe geçtiği noktada da işte yaban hayvanlardan insanlara geçen virüslerin daha da sıklaşması söz konusu oldu. İşte bütün bunlar, Ebola, kuş gribi ve nihayet korona, bütün bunların sonucu. Dolayısıyla ekolojik dengeyi alt üst etmiş bir insan varlığı var. Uygarlık adına, modernlik adına, büyüme, kalkınma, kar adına. Şimdi bunlardan dolayı tabii Batı dünyasında 60'lardan itibaren kendini gösteren, hani o hippie kültürüyle birlikte kendini gösteren, daha sonrasında mistik manevi ekollere, doğu mistisizminin özellikle ilgi çektiğini görüyoruz burada Batı dünyası tarafından. Buna bağlı olarak işte daha bu maneviyatçı arayışlara yönelimin kendisini gösterdiği de bir dünya var tabii. Bu biraz moderniteden duyulan hayal kırıklıklarıyla ilgili, postmodern açılımın ya da işte postmodern durumun, dalganın daha doğrusu sonucu olan bir şey. Yeni dini hareketler diye bilinen inanç kalıplarının bir kısmı da bunu besliyor. İşte neopaganizm mesela tam da bu çerçevede değerlendirilebilecek cadıların iade-i itibar, cadılara iade-i itibarda bulunulduğu bir dönemi anlatıyor. Mesela neo-şamanizm batıda çok popüler, paganizm, neopaganizm çok popüler. Elbette bütün bunlar, bu mistik manevi arayışlar biraz daha bu açıdan o modernitenin doğayı tamamen teslim alınmış, istenildiği gibi istismar edilecek ve eşrefi mahlukat addedilen insanın bütün bu hakka sahip olduğu iddiasıyla kendini gösteren bir şeye sahip, bir pratiğe sahip modernite. Tabii eşrefi mahlukat İslam'a tekabül ediyor ama bunun Hristiyan Batı dünyasında da karşılıkları, homosentrizm, insanı merkez alan anlayış, modernitenin içerisinde karşımıza çıkıyor. Yani teslim aldım doğayı ve işte onu istediğim gibi işleyebilirim diyen, bu şiirlere mesela, bu tür ifadelere edebiyatında modern dünyanın sıklıkla rastlıyoruz. Şiirlerde var, romanlarda karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla elbette böylesi bir manevi arayışlarla şeye karşı, insanın yapıp ettiklerine karşı, doğa karşısında giderek bir zararlı haline gelmesine karşı tepkiler de var. Şunu da belirtelim. Mesela eşrefi mahlukat tabiri sonuçta İslami çerçevede homosentrizmi karşımıza çıkarır ve bu homosentrizmle modernitenin, modern kapitalizmin, endüstriyel kapitalizmin bütün isterlerini İslami bağlamda da işlerliğe sokabilirsiniz. İşte o yüzden ormanları tahrip edip oraya işte Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapabiliyorsunuz.
İşte zeytin ağaçlarını kesip ya da söküp öyle diyelim kömür aramaya yöneliyorsunuz. Kaz Dağları'nı tıraş edip üstünü siyanürlü altın aramalara yol açıyorsunuz. Çünkü insan her şeyden daha değerli. Dolayısıyla insan ihtiyaçlarını karşılamanın önüne hiçbir şey geçmemeli. Şimdi bunu tabii işte kapitalist işleyiş içerisinden İslami bir formül sunmuş oluyorsunuz böylece. Oysa ki Kur'an'da eşref-i mahlukat tabiri yok. İslami gelenek bunu uydurmuş. Kur'an'da eşref-i mahlukat tabiri yok ama esfeli safilin tabiri var. Yani yaratılmışların en aşağısı. Yani hani maneviyat üzerinden nasıl gerekçelendirilebilir? Doğayı önceleyen insanlık hali. Biraz sorunu oraya doğru ben istersen evrilteyim, rotasını kırayım. İşte onu şey yapmak, meşrulaştırmak açısından önce insan değil, önce doğa, önce çevre demek için Kur'an'daki bu ifadeye bakacaksın. Tin suresinde diyor ki biz insanı en güzel şekilde yarattık ama sonra onu esfeli safilin yaptık. Aşağıların en aşağısı, sefillerin en sefili haline getirdik. Elbette bunu başka bir bağlamda dillendiriyor. Yani inanmayanlar inançtan sapmaya dönük olarak ifade ediyor ama sonuçta demek ki insan bir yönden de esfeli safilin olabiliyor. Olmaması için ne yapmak gerekiyor? Onu da yine kitabımda bir başka önemli çağdaş İslam düşünürü Seyyid Hüseyin Nasr'ın bir ifadesinden hareketle tartışmayı açıyorum. Biliyorsun son söz kısmında kitabımızın Allah'ın 99 güzel ismi var. O isimlerden biri de Muhit. Muhit dini anlamda yani Allah'ın ismi olarak kuşatan, çevreleyen, sarıp sarmalayan, gözeten gibi bir anlama sahip. Ama aynı zamanda Muhit gayet iyi biliyorsunuz çevre demek, ortam demek. Yani doğal çevreyi anlatıyor. Seyyid Hüseyin Nasr bu iki anlamını birleştirerek diyor ki doğayı öncelememiz lazım. İslami çerçevede de böyle düşünmemiz lazım. Çünkü Allah muhittir, Allah çevremizdir. Allah çevremizdeki her şeydir. Şimdi mesela siz Türkiye'de bugün bir iktidar var, kendisini işte İslami bir söylem çerçevesiyle topluma sunuyor, bu çerçevede karşılık buluyor, bu çerçevede destek alıyor ama öte yandan beton makinalarının pat pat çıkardığı seslere neredeyse ibadet edecek kadar İnşaat kapitalizminin çemberine girmiş, onun isterlerini yerine getiren bir ekonomi politik strateji içerisinde, ekonomi politik bir anlayışa sahip. Şimdi bunun içerisinden baktığın zaman çevreye her şeyi yapabilirsin. Çünkü burada eşref-i mahlukat zihniyetiyle hareket eden bir iktidar var. O yüzden işte Kanal İstanbul'u açmak için her şeyi yapabilir. Yani burada insan ihtiyacıdır esas olan. Bir işte bir şey bir şekilde daha insan yaşamını kolaylaştıracaklarını kendi açılarından iddia etmektedirler. Ama çevreye vereceği zarar, börtü böceğe vereceği zarar, toprağa vereceği zarar, ekolojik dengeye vereceği zarar bunların hiçbirini düşünmüyor. Bunları düşünebilmek için Allah'ın çevremiz olduğu anlayışında bir Müslümanlık öne çıkarılması gerekiyor. Ama siz kapitalizmi nimet sayan, kapitalizmi helal sayan bir İslamcılıkla yola devam ediyorsanız elbette
İslam'ı bu şekilde yorumlamaktan uzak durursunuz. O yüzden de antropolojik olarak biz ne diyoruz? İslam yok, İslamlar var. İşte bir tarafta Allah çevremizdir diye düşünen bir İslami yaklaşım, perspektif var. Öbür taraftan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın sözüyle bu iktidarın bu beton makinaları pat pat vurmaya devam etsin. Rabbim hep bunların böyle pat pat vurmasını, yollar, köprüler, binalar yapmasını bize nasip etsin diyen bir İslami perspektif var. Hocam bu noktada peki programda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Aslında şuna da değinebilir miyiz? Yani kitapta mesela ki önceki kitabınızda da vardı Din Hayattan Çıkar'da. Senkretizm üzerine çok konuşuyordunuz. İşte Türkiye'deki Anadolu Müslüman da olsun ya da farklı dini yani inanç pratiklerindeki senkretizmin. Aslında inanç pratiklerine baktığımız zaman tarihte bir noktada bir süreklilikten de sanki bahsedebiliriz. Ama bugün günümüzde geldiğimiz noktada bu kutuplaştırıcı dünyanın yapısı ve daha böyle taraftar olmaya dönelik bir biliyorsunuz bakış açısı var birçok parametrede. Sanki burada da bunun bir sebebi de bu senkretizmin, bu senkretik dinlerin ve bunların sürekli üzerine neredeyse bir anlatı olmaması veya çoğu insan bundan bir haber olmasının etkisi var diyebilir miyiz? Çünkü hiçbir şey aslında anlatılmıyor. Her şey sanki öncesinden kopukmuş gibi anlatılıyor. Bir de küçük ekleme yapayım hocam. O dini geçişler arasındaki yani genelde şöyle bir kapalılık. İşte o yüzden sizin yaptığınız türdeki araştırmalar kitabınızda da bahsetmişsiniz. Yani Max Weber'den, Marx'a, Freud'a bunların hepsi dinle ilgili Durkheim'e, dinle ilgili objektif karşılaştırmalar yapıyordu. Bizim en büyük herhalde sıkıntılarımızdan biri kendi sosyolojimiz açısından da. Öteki ne düşünüyor ve bununla ilgili geçirgenlikler sosyal ve antropolojik olarak ne olduğunu biz pek inceleyen bir kültür herhalde olamadık. Bunu nasıl insanlara biraz da böyle eğitici olarak daha fazla duyurabiliriz? Eğitimi nasıl bunu daha evriltebiliriz? Yani fikirleriniz ne? Peki. İkinizin sorusunu iki kavramla buluşturarak bileşik şekilde yanıtlayayım. Özcülük ve biz merkezcilik. Alp, senkretizmin reddedilmesinin sebebi, senkretizmin göz ardı edilmesinin sebebi ki çok haklısın, sonuçta bütün dinler senkretiktir. Yani bir bağdaştırma, dini bağlamda bir kültürleşme durumunun söz konusu olduğu söylenebilir. Bütün dinler için bu böyledir. Bütün inanç sistemleri, önceki inanç sistemlerinden ögeleri bünyelerinde taşırlar. Çok tanrıcı dinlerin tanrıları, tek tanrıcı dinlerde meleklere dönüşür. Çok tanrıcı dinlerdeki işte kötü ya da işte animistik dinlerdeki ruhlar sonuçta tek tanrı inancında Allah'ın insana üflediği ruh olarak işte kalpte yatan ruh olarak karşımızdadır. O yüzden İngiliz antropolog Edward Tyler'ın 19. yüzyılda Ömer'in söz ettiği şekilde objektif olarak dini değerlendiren sosyologlar, antropologlar, psikologlar, felsefeciler, bütün bunların içerisinden bir figür olarak Edward Tyler'ın sözü monoteizm, tek tanrıcılık daha diğer deyişle tek tanrıcılık günümüz insanının animizmidir dediği noktada animizmden monoteizme kadar gelen bir yol olduğunu, atalar kültü, atalar tapımından çok tanrıcılığa çıkan bir yol olduğunu görürüz. Şimdi İslam'a baktığımızda da İslam senkretiktir. İslam'ın içinde Yahudi Hristiyan geleneğinden gelen ögeler vardır. Cahiliyeden gelen ögeler vardır. Yani şimdi bunu İlahiyatçı ya da İslamcı perspektiften olanlar reddedecektir. Ama cahiliyede de kurban var. Cahiliyede de oruç var. Cahiliyede de Allah var. Allah el ilah
tek tanrı olarak değil, ama o çok tanrıcı inanç sisteminde, çok tanrıcı Arap toplumunda üst tanrı olarak var. Yani eski Yunan çok tanrıcılığındaki Zeus neyse, İslam öncesi Arap çok tanrıcılığındaki Allah da o. Yani dolayısıyla peygamber üst tanrı Allah'ı tek tanrı haline dönüştürerek, aslında bir reform gerçekleştirerek İslam inancını var ediyor. Zerdüştlükten gelen ögeler var. Çünkü Zerdüştlük o coğrafyada çok önemli, İslam öncesi dönemde çok etkili bir inanç sistemi. İran'dan bütün çevreye yaygınlığı olan. Dolayısıyla bütün bunlar İslam'ı etkilemiştir. Bütün dinler senkretiktir. Ama Alp, nerede senkretizm reddedilip benim inancım inançların en safı deme noktasına varılıyor. Aynı şey Hristiyanlık için söz konusudur. Yani İslam'ın örneğini verdik. Sonuçta İsa bir Yahudi devrimcisidir. Yani Kudüs'te Roma ile işbirliği yapan Yahudi krallığının toplumu ezen, yoksullaştırmış, perişan eden sınıfsal bir dinamik var orada. Tavrı karşısında İsa bu böyle olmaz. Yani bu inanç, bu din böyle sürdürülemez diye ortaya çıkan, o yüzden de yoksullar tarafından işte kurtarıcı olarak, beklenen Mesih olarak değerlendirilen bir Yahudi devrimcisidir ve Yahudiliğin sonuçta içerisinden çıkan bir dindir. Hristiyanlık, Mesiyanik bir din, Mesihçilik demek. Yani İsa'nın Yahudilik içerisinden çıkışıyla 16. yüzyılın başında Luther'in Katolik Hristiyanlık'ta Katolisizmin içinden Katolisizmi protesto ederek çıkışı aynı. Oradan da mesela Protestanlık çıkıyor. Dinlerin hepsi senin söylediğin gibi bir süreklilik içinde akıyor. Ama ne zaman benim dinim, dinlerin, bugün mesela evanjelik protestanlara bunu anlatabilir misin? Anlatamazsın. Onlar için din, kendi dinleri, inançları en saf, en temiz, en doğrudur. Ne zaman bu böyle olur? İnanç sistemi iktidarla buluştuğunda senkretizmden özcülüğe geçilir. Essentialism. Ve benim dinim en öz, en temiz, en hakim ve en son din. Peygamberim de öyle. Hatemül Enbiya, sonuncu peygamber. Şimdi bu iktidarın, yani siyasetin işin içine girdiği noktada olur ve o noktadan itibaren artık bizimki en güzeli, bizimki en iyisi deme noktasına gelinir ki işte burada da Ömer'in müdahalesine, sorusuna geçiş yapıyorum. Bunun da yolu öteki inanç sistemlerini hiçe saymak. Benimki en doğrusu, benimki en güzeli, benimki en iyisi, benimki en yakışanı. Diğerleri ise işte eksik, kusurlu, tahrip olmuş inanç sistemleri. Bu da Ömer etnosentrizm, biz merkezcilik. Böyle yaparak bir topluluk kendi varlığını, kendi birliğini, kendi bütünlüğünü sürekli kılma yolunda bir strateji benimsemiş oluyor. Ve öteki inanç sistemlerini küçümsemek, onları ötekileştirerek kendi değerini dışa vurmak, böyle bir manifestoda bulunmak mümkün oluyor. Ama işte bunun sonucu, sonuçta yeryüzünü, insan topluluklarını, kültürel çeşitliliği reddetmek anlamına geliyor. Öyle olduğu zaman da kendi dışındaki her şeyi yok edebilirsin. Hayvanları yok edersin, bitkileri yok edersin. İşte bunun adı türcülüktür. Türcülük. Bir başka deyişle işte homosentrizm, insan merkezcilik.
kendi türünün içerisinde senden olmayanları yok edersin ki işte bu da etnosentrizmdir. Biz merkezcilik. Bunu biyolojik anlamda öne çıkarırsan bu ırkçılık olur. İşte bunu dinsel anlamda öne çıkarırsan da bu ne olur? Bağnazlık olur. Kendinden başka öteki inanç sistemlerini hiçe saymak. Onlara yaşam hakkı tanımamak ya da yaşam hakkı tanıyorsan da sınırlı, tabi ve kendine göre daha aşağı bir pozisyonda yaşam hakkı tanımak, Ezidileri yok saymak, Süryanileri yok saymak, Nusayrileri yok saymak, görmezden gelmek, küçümsemek, en küçük bir hak iddiaları olduğunda onları işte bozgunculukla suçlamak ve din savaşlarının önünü açmak. Yeryüzü bunlarla çok uğraştı biliyorsunuz. Hocam çok... Hala da uğraşıyor. Evet, çok kapsamlı cevap oldu. Aslında ikimizi de çok tatmin etti. Çok teşekkür ederiz. Tam da programın sonuna denk geldi maalesef. Şahane. Çok teşekkür ediyoruz. Kitapta daha değinemediğimiz bir sürü deneme de vardı. Onları da tabii kesinlikle şiddetle tavsiye ediyoruz okunmasını. Ben tekrar şöyle ekrana da göstereyim. Doğadan doğaya özür dilerim. Çok teşekkür ederiz tekrar. Bizi kırmadınız, geldiniz. Ağzınıza sağlık. Ben de çok teşekkür ediyorum. Vallahi çok kapsamlı cevaplar aynı anda sormadan hepsine birden böyle değinen bir Tayfun Hoca, bir de Vedat Milor öyleydi. Ona da bir soru soruyoruz. Dördünü birden cevaplıyor. Gerçekten dimağınıza sağlık hocam. Diyelim bizden sonra yayın olduğu için size doyum olmuyor. Normalde çok fazla sorumuz da var aslında hazırda. İnşallah tekrardan görüşmek üzere diyelim hocam. Görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ediyorum davet için. Ne demek, teşekkür ederiz. İzleyicilere de selam ve sevgiler. Teşekkürler. Eksik Olan'ın bir programının daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir programla karşınızda olmak üzere.